Neden çıkmadı lan bu hale? Ne bileyim abi, bozmasınlar da bizim tezgahı. Dur bakalım. Anlarız birazdan. Çıkamadı bizim bekçi köpeği. Çalışıyor hala. Fedakar gariban. Sakin. Sen iyice baktın değil mi? Haybe'ye beklemeyelim. Gözümü kırpmadım abi. Çıkmadı daha. Çıksın bakalım. Çıksın da saf değiştirmek neymiş anlasın. Bir taşla iki kuş. Hem Genco'nun hem odunluğun icabına bakacağız. Bekçi köpeğimiz ne sahibine yaranabilecek, ne mahalleli. Keser şu şakırtıyı. Yeter lan kafamızda. Konsantrasyonunu bozma insanı. Ne yaptın abi? Hatırası vardı. Şş, nereye lan? Tarkan, gel lan buraya. Ha, annen aramış. Cevap vermemişsin. O da merak edip bizi aradı. Tam çıkarken telefonu unuttuğumu fark ettim. Telefonu açarken de şarjım bitti. Ya sizce de şu ödemede bir gariplik yok mu? Sivil falandır belki. Mesafeli olmakta fayda var. Az önce giren tip. Yanında bir karı daha var herifin. Oo, çifter çifter. Dur bakayım lan. Geçen sabah bizim takıldığımız hatun değil mi lan o? Ta kendisi. Genco'nun kolladığı çıtır. Anla lan şu yetin adını ikide bir. Taksi bekliyordu, hemen geliyorum ben. Affedersin, beklettim seni. Mühim değil. Borcu neyse vereyim, ben arkadaşlarımla gideceğim. Yok, yok. Olur mu öyle şey canım? Yok, yani ne kadar geldim ki? Siz takılın Pınar'la Tibet, ben taksiyle giderim. Gerek yok. Ya baş başa kalın diye söylüyorum, al götür kızı bir yerlere. Pınar'ın bunu isteyip istemediğinden bile emin değilim. Ya neyi istemeyecek ya, bal gibi seviyorsunuz işte birbirinizi. Rica ederim abi. Ya Pınar son günlerde biraz garip davranıyor. Ne yani? Hadi be, çocuğum vuruldu. Tamam, hallettim. Hadi gidelim biz Pınar. Sen nereye? Taksiyle gideceğim ben. Neler oluyor Tibet? Bilmiyorum. Taksiyle gidecekmiş, tanıyormuş. Sen götürüyorsun beni. Sahi mi? Ya kime niyet, kime kısmet? Yavrum sonra gel de bir tur da beraber atalım. Bana mı dedin sen onu? Hadi hadi, hayırlı işler. Ne demeye çalışıyorsun sen abi, be manyak? Abi Tarkan bulandırdı ortalığı galiba. Ne yapıyor lan bu dayı herif? Ne oluyor Tarkan? Yok bir şey Ahmet. İltifattan nem kaptı sayın müşteriniz. İltifat falan istemiyorum senden. Konuşma daha fazla. Özür dile hanımefendiler. Ne özrü ya? Abartma Ahmet. Al çıtırını götür bak muhabbetine. Komşu da pişer, elbet bir gün bize de düşer. Ulan namuslu bir bayana karşı ne biçim konuşmak o? Ha? Koşun! Koşun! Kalkalım! Yandım anam. Helal olsun sana. Hadi be Zeyno. Kaldık mı baş başa? Yaklaşma. Nasıl indirdim gördünüz. Size de aynısını yaparım. Yaklaşma. Tamam Tarkan. Yeter bu kadar. Dur abi, bir tane öpücük almadan bırakmam. Savaş ganimeti. Yaklaşma diyorum. Ha, korktunuz değil mi? Uzaklaşın kızdan. Kenara geç. Ahmet. Ahmet. Başımıza bela almayalım akşam. Ama şey için gelmiştik biz hani abi. Abi önceden şey almayacak mıyız? Ahmet. İşin içine ettin zaten lan. Yürü. Ejder. Biz bir şey yapmadık arkadaşına Genco. Mahalleli şahit. O karıya sor hesabını. Buna bak. O kıza değil el sürmek. Yanından geçerseniz, selam verdiğini görürsem hepinizi öldürürüm. Duydun mu pis herif? Sen koruması mısın lan bu kızların? Sana da söylüyorum Ejder.
O kıza dokunanı doğduğuna pişman ederim. Ahmet! 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 Ne seyrediyorsunuz lan? Lan! Ahmet! Hastaneye mi götürsek? Bilmiyorum. Ana! Öldüm de cennette miyim? Hah! Ayıldı. Ödümüzü kopardın be hocam. Ölseydin hapislerde çürüyecektim senin yüzünden. Nerede o alçaklar? Aa! Kaçtılar değil mi? Sana başka bir taksi bulayım ben. Olmaz. Ben yaraladım, hastaneye de ben götüreceğim. Eve gecikme sen. Abilik mi taslıyorsun bana? Ailem merak eder diye. Ne ailem ne de başkası bana ne yapacağımı söyleyemez. Hastaneye birlikte gidiyoruz. Ha, bu arada sana da teşekkürler kurtardığın için. Ne bakıyorsun? Bir gariplik mi var? Pınar'a saldıranlar da onlardı değil mi? Sen kurtarmışsın Pınar'ı. Etrafta sadece ben vardım. Enteresan. Nerede felaket, orada sen. Aslandır o aslan. Namussuzlar. Teker teker gelmiyorlar ki. Açıldın mı biraz? Sık dişini Ahmet. Az kaldı hastaneye. Ne hastanesi bu oğlum? Ayıp oluyor ama kanka. Bu yara öldürmez beni. Hem hanım evladımıyım ben. Kötüsünü demedik. Kontrol ettirmek lazım dedim. Ya beyin kanaması geçiriyorsan? Oo, biz ne darbeler gördük de yıkılmadık. Bir keresinde Erciyes'e tırmanırken kolum böyle boydan boya yarılmıştı. Ne Erciyes'i be? Dağcılık mı yapıyorsun? Akut var ya, hani kurtarmacı çocuklar. Onlarla samimiyiz. Takılıyoruz işte bazen. İlginçmiş. Hastaneyi bırak Genco. Bayanı eve götürelim. O bayanın adı Özge. Güzel isimmiş. Genco duydun mu? Duydum. Özge'yi eve bırakıyoruz. Ha, tamam o zaman. Buradan... Nereden bildin? Genco. Evimin nerede olduğunu biliyor musun sen? Biliyor musun yoksa kanka? Buradan dedin, döneceğimi anladım. Bizim Genco leb demeden leblebi yanlar. Kankam diye demiyorum, zehir çocuktur ha. Aslanım benim. Tamam burası. Sakın para mara verme. Nasıl ya? Özel araba mı bu? Şu dakika itibariyle özel araba. Biz getirdik. Değil mi Genco? Patron sensin. O kadar. İyi bari. Bu seferlik böyle olsun. Hayırlı geceler. Size de. Yarana dikkat et, dağların çocuğu. Ha, sen de çok fazla kahramancılık oynama bence. Sen olmadan da insanlık hayatta kalabilir. Ne güzel be. Sarılarak karşılıyor kızını. İnsan imreniyor vallahi. Mutlu, varlıklı bir yuva. Sevgi dolu bir ana kız. Bizimkiler de habire didişsin anasını satayım. Şşş. Alo. Koptun sen. Hadi hastaneye götüreyim seni. Taktın ha. Ne hastanesi be oğlum? Zumba gibiyim ben, zumba. Aksine enerji bastı bana. Aşık mı oluyorum yoksa kanka? Ama ne iyi kız değil mi Genco? Misal beni bırakıp gidebilirdi de orada. Kafama da indirdi bir tane. Ama olsun, yanlışlıkla yaptı. Hem üzüldü de sonra. Böyle asi masi görünüyor ama içi çok iyi. Kan kardeşine aşık oldum diyor. Senin aklın kim bilir nerede?